Merhaba arkadaşlar, mutfağıma hoş geldiniz. Hepinize kucak dolusu sevgilerimi iletiyorum. Yaz geldi ve artık kış hazırlığına yavaş yavaş başlamış bulunmaktayız. İlk hazırlığımızdan biri olan da fişne. Fişne zamanı. Fişne kışın çok tüketilen meyvelerden biri. Fişnenin birçok şeyini yapabilirsiniz arkadaşlar. İlk başta aklımızda gelen derin dondurucumuza saklamak oluyor. Derin dondurucunuz eğer yoksa konserve şişelerinde saklayabilirsiniz. Fişnenin marmelesini, reçelini, kompostosunu pastalar için ayrı bir sos olarak da konserve şişelerinde saklayabilirsiniz. Dilerseniz başlayalım. Burada görmüş olduğunuz gibi çelik bir tencerenin içerisine 4 kilo fişnemiz var. Fişnelerimiz doğal arkadaşlar. Annemin bahçesinden. Güzel bir şekilde saplarından ayırdım. Bol suda 2-3 defa yıkadım. Çürüğünü, çarığını seçtim içlerinden. Burada görmüş olduğunuz gibi 2 litrelik Süraya ölçeğim var. Bunun içerisine hazır su kullanacağım. Mutlaka çeşme suyu değil, hazır su kullanın arkadaşlar. Suyumu doldurdum. Başta dediğim gibi 4 kiloluk bir fişnem var. Her bir kiloya 2 litre soğuk su kullanın. 4 kiloluk bir fişne ise 8 litre su gidiyor. Fişneme tam 8 litre soğuk hazır suyumu ilave ettim. Ara ara mutlaka kaşık yardımıyla karıştırın. Hiçbir şekilde fişneme şeker atmayacağım. Bunun sebebini iki şekilde sizlere açıklayabilirim. Fişne suyumu pastalarda, muhallebilerde kullanacağımı düşündüğüm için hiçbir şekilde şeker atmayacağım. Eğer şeker atarsam muhallebilerde ve pastalarda şeker oranını ayarlayamayabilirim. O yüzden de hiçbir şekilde şeker atmamak daha mantıklı geliyor. Kışın tüketeceğiniz zaman hemen konserve şişesini açıp damak zevkinize göre şeker atabilirsiniz. Ama benden sizlere tavsiyem hiçbir şekilde şeker atmamanız. Kışın tüketeceğiniz zaman şeker oranını damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Tenceremizin kapağını yarı açık kalacak şekilde kapatalım. Tamamen kapatmayın çünkü kaynadığı zaman dışarı taşma yapacaktır. Fişnelerimizi ara ara karıştırarak yarım saat boyunca kaynatalım. Fişnemi tam yarım saat boyunca ara ara karıştırarak pişirdim arkadaşlar. Hala kaynıyor görmüş olduğunuz gibi. Fişnelerinizi en az yarım saat kaynatmaya özen gösterin ki o kırmızı rengi suyunu versin. Fişnenizi direkt bu şekilde konserve şişesine doldurabilirsiniz. Taneleriyle beraber. Mutlaka sıcak doldurun kaynarken. Şişenizi kuru bir bez yardımıyla tutun. Elinizi kesinlikle yakmayın. Kapağınız mutlaka sıfır olsun. Sıkı bir şekilde şişenizin ağzını kapatın. Şişenizi iyi kapattığınızdan emin olun. Dikkatli bir şekilde ters çevirin. Taneleriyle beraber fişnenizi bu şekilde doldurup taneli bir kompost olarak tüketebilirsiniz. Bir kış boyunca bu şekilde serin ortamda saklayabilirsiniz. Sadece fişne suyu içeceğim diyorsanız eğer taneleri olmadan bir süzgecin üzerine yapmış olduğunuz fişnelerinizi dökün. Sadece fişnelerimizi alıyoruz. Suyu tencerenin içerisinde kalacak. Evet, görmüş olduğunuz gibi tenceremizin içerisinde sadece fişnemizin suyu kaldı. Ocağımın altını tekrardan yaktım ve fişne suyumun kaynamasını bekleyeceğim. Fişne suyum görmüş olduğunuz gibi kaynamaya başladı. 1 litrelik şişelere fişne suyumuzu dolduralım. Sizler benim gibi kesinlikle elinizi böyle şişeye değmeyin. Tehlikeli. Benim elim alışkan olduğu için tutabiliyorum ama siz kuru bir bezle tutun. Ocağımın altı hala açık. Kaynar kaynar doldurmamız gerekiyor. Kuru bir bezle şişemizi sol elimizle tutarak sağ elimizle de şişemizin kapağını kapatalım.
sıkı bir şekilde kapattığınızdan emin olun. Kapattığınızda ters çevirin. Kulağınızı bir süre dinleyin. Eğer ses geliyorsa bilin ki kapağınız hava alıyordur. Ses gelmiyorsa eğer kapağınızı sıkı bir şekilde kapatmışsınız demektir. Bu fişnelerimizi süzgecimizden geçireceğiz. Kesinlikle bunları israf etmeyeceğiz. Bir miktar kaşık ya da kepçe yardımıyla ezin. Azıldıktan sonra elinize eldiven giyerek fişnelerinizi daha rahat ezebilirsiniz. Bu aşamada çok sıcak. Elinizi yakarsınız. Dikkat edin. Elime bir eldiven giyerek fişnelerimi güzel bir şekilde süzgeçten geçirdim. Süzgecin üzerinde sadece çekirdekleri kalana kadar bu işleme devam edin. Süzgecinizin altındaki kalan posayı da sıyırın. Süzgeçten geçirmiş olduğumuz fişnemiz. Hiçbir şekilde tanelerini israf etmiyoruz. Bu şekilde süzgeçten geçiriyoruz. Süzmüş olduğumuz fişnelerimizi tenceremize dökelim. Görmüş olduğunuz gibi koyu bir kıvam aldı. Siz bu aşamada fişnenize 2 su bardağı toz şeker ekleyerek fişnenizi marmelat yapabilirsiniz. Ben kalan fişnemi hiçbir şekilde şeker atmadan kaynatacağım ve şişelerime dolduracağım. Kışın pastalarda ve tatlılarda kullanmak amaçlı bu şekilde fişnemi değerlendireceğim. Tenceremizin kapağını kapatalım ve fişnemizi kaynamaya bırakalım. Fişnemizin posası tamamen kaynadı ve koyulaştı. Tek açımlık olan reçellik bu şekilde şişeler satılıyor arkadaşlar. Mutlaka bunlardan kullanın. Yaramın bir küçüğü olan şişemize fişnelerimizi dolduralım. Kenar kısımlarını kuru bir bez yardımıyla silelim. Sıkı bir şekilde şişemizin ağzını kapatalım. Kapatır kapatmaz hemen şişenizi ters çevirin. Şişelerimi hemen ters çevirdim mi masamın üzerine sırasıyla dizdim. Ters çevirdikten sonra örtünüzü üzerine örtün. Şişelerimizi ellemeden tam bir gece boyunca ters şekilde bekletelim. Vişnelerimi tam bir gece boyunca üzerine kuru bir bezle örterek beklettim. Şişelerimizi kontrol edebiliriz. Şişelerimiz tamamen soğumuş. Bu kapak kısmının tutup tutmadığını kontrol ediyoruz. Sizlere yakından göstermek istiyorum. Eğer kapağınız yukarı doğru şiştiyse bilin ki kapattığınız kapak tutmamıştır. Eğer kapağınızın şu orta kısmı içine doğru çöktüyse şişeleriniz garantili bir şekilde tutmuş demektir. Bunlar yapmış olduğumuz fişne soslarımız. Posasını hiçbir şekilde israf etmedik. Güzel bir şekilde süzgeçten geçirerek tekrardan kaynattık. Kışın fişne bulunmadığı için bu şekilde hazırlık yapabilirsiniz. Kışın pastalarda, muhallebilerde ve tatlılarda sos olarak kullanabilirsiniz. İkinci olarak ise sade fişne suyu yapmıştık. Hemen şişemi ters çevirdim ve kapağımı kontrol ediyorum. Kapağım çok güzel bir şekilde tutmuş. Ortasına doğru çökmüş. Bu da sade fişne suyumuz arkadaşlar. Ben hiçbir şekilde şeker atmamıştım. Fişne suyumu kışın Allah nasip ederse kullanacağım zaman sürahiye doldurup damak zevkime göre şekerini ilave edip karıştırıp soğuk soğuk tüketeceğiz inşallah. Üçüncü şişemiz ise taneli fişne kompostosu yapmıştık. Fişnemiz kaynadıktan sonra taneleriyle beraber şişemize sıcak bir şekilde doldurduk. Ağzını sıkı bir şekilde kapattık. Eğer bu şekilde taneli bir fişne kompostosu yapacaksanız bir miktar şeker ekleyebilirsiniz. Çünkü buna şeker eklerken karıştırması zor olacak. İçerisinde taneleri olduğundan dolayı. Birincisi taneli fişne kompostosu olarak doldurduk. İkincisi ise sade fişne suyu olarak tüketebileceğiniz bir fişne suyu hazırladık. Posasını hiçbir şekilde israf etmedik. Fişne sosu hazırladık. Pastalarda ve tatlılarda kullanmak için. Şişelerimizi karanlık ve serin bir ortamda kışa kadar muhafaza edelim. Elimden geldiğince püf noktalarını sizlere anlatmaya çalıştım. Umarım sizler de memnun kalmışsınızdır. Daha birçok kış hazırlıklarını sizlerle paylaşmak istiyorum.
Videolarımı beğenmeyi, paylaşmayı ve yorum yazmayı ihmal etmeyin. Yepyeni tariflerle, yepyeni videolarda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.